Merhaba arkadaşlar, ben Murat Öztürk. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün bir 4K televizyon incelemesi yapacağız. TCL marka 4K QLED Android Smart TV bir incelemesi yapacağız. Ürün şu şekilde: TCL 55C 725 Android QLED diye geçiyor. Şimdi QLED ile OLED arasındaki farka girecek olursak mevzu uzar ama kısaca şunu söyleyeyim. QLED OLED'lere oranla araştırdığım kadarıyla daha uzun ömürlü, aydınlık ortamlarda daha performanslı, panel ömrünün daha uzun olduğunu gördüm ve OLED'lere oranla daha uygun fiyatta. OLED'lerin farkı ne diyecek diye soracak olursanız, OLED'lerde karanlıkta tam siyah, gece ortamında daha performanslı, daha keyifli deneyimler yaşattığını söylüyorlar. Araştırdığım şekilde bu şekildeymiş. Fakat QLED'lerde aydınlık ortamlarda renkler daha açık, beyazlar daha beyaz. Yani ekran parlaklığı daha yüksek, daha verimliymiş. Televizyon incelemesi de yapılır mı diye soracak olursanız, açıkçası ilk önce bana da mantıksız geldi ama şimdi şöyle bir durum var. Ben bu markayı çok araştırdım. Sadece birkaç tanıtım amaçlı videolarını gördüm. Hani tanıtım videolarını, işte lansmanlarını falan gördüm. Ama kullanıcı incelemesini hiç görmedim. Yani o kadar çok araştırmama rağmen görmedim. Ben bu televizyonu yaklaşık 2 aydır kullanıyorum. Televizyonda almadan önce bayağı araştırdım. Para verip alıyorum. Ülüğünü düdüğünü araştırırım. Açıkçası iyi ve kötü de neyse onu söylerim. Hani bu bana tanıtım gelmedi. Herhangi bir sponsorluk almıyorum. Deneyimim neyse, görüşlerim neyse size bildireceğim. Hani eğer almak isterseniz, aklınızda soru işareti varsa umarım yardımcı olur. Şimdi ben bu televizyonu 2 aydır, yaklaşık 2 aydır kullanıyorum. Yurt dışında yaşıyorum. Ben bunu yurt dışında aldım ama Türkiye'de de var bu televizyon. Dünyanın her yerinde var yani. Aldığım fiyat indirimdeydi. 450 euro gibi bir fiyat aldım. Güncel fiyatı 500, 600, 700 euroya kadar çıkabiliyor. Bu ülkelere, tarihe göre fiyatlar değişik olabilir. Ama benim burada amacım televizyon hakkındaki deneyimlerimi sizinle paylaşmak. TCL 139 santim bir ekran televizyon. Bu televizyonla ilgili size görüşlerimi bahsedeceğim. Şu şekilde kenar çerçevesinden bahsedecek olursak, gayet ince, hoş, şık bir kenar çerçevesi var. Şöyle ince bir çerçevesi var. Şurada Onkyo logosu ibaresi var. Burası plastik. Şurası da plastik. Şurası metal. Şu ayaklar metal ve televizyon oynamıyor arkadaşlar. Yani benim daha önce Sony televizyon vardı, Sony TV vardı, böyle bayağı oynuyordu. Yani bu ayakları yere sağlam basıyor diyebilirim. Ayakları da şu ortalara istediğiniz gibi alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben hani iki uzak uca koydum ki daha dengeli, sağlam yere bassın diye. Malzeme kalitesi orta düzey bir plastik. Şuradan şöyle girişlerden devam edelim. İşte USB portu var, Ethernet portu var. 3 tane HDMI çıkışı var, çanak anten çıkışı var, işte kulaklık çıkışları var, optik ses çıkışı var, kart girişi var. Sonra şurada açma kapatma butonu var ve şurada mikrofon düğmesi var arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi ben bunu iptal ettim. Dahili mikrofon varmış, ben onu iptal ettim. Şu şekilde televizyonun arkası bu şekilde. Diğer taraftan bakalım. Burada da sadece bir adet güç girişi var. Burada işte cihazda yüklü uygulamalar var. İsterseniz Play Store'a girip istediğiniz uygulamayı indirebilirsiniz veya da APK olarak da indirebilirsiniz. Buradakilerden çoğu daha önce, yani kendi orijinal yüklü olanlar. Ben birkaç tanesini kendim indirdim. Şöyle işte şu birkaç programı ben kendim indirdim. Arayüzü bu şekilde. Dahili bir uydu alıcılı ama onu kullanmıyorum hiç. Bir de şöyle ilginç bir şey var. Burada sesli arama yöntemi var. Hani sesli komut verebiliyorsunuz ama kumanda bunu desteklemiyor. Şöyle haricen daha önce benim TV Box'ta kullandığım bir harici bir kumanda vardı. Bunun üzerindeki şu düğmeye basarak işte direkt sesli komut, bu kumanda üzerinden sesli komut verebiliyorum. Ama kendi kumandaları üzerinde sesli komut yok. Televizyon şöyle 2 adet kumandayla birlikte geliyor. Şimdi benim çok beğendiğim, beni şaşırtan şeyden bahsedeceğim. Ses sistemi, hani televizyonun hoparlörü
beklediğimin çok daha üstünde. Sanırım Onkyo ses sertifikası gibi bir şey sanırım. Sesi gerçekten çok güzel, dolgun, bas hissiyatlı güzel bir sesi var. Bunu aldığımda ben böyle bir soundbar gibi bir şey düşünüyordum hani altına, ama hiç gerek yok. Sesi gerçekten çok tatmin edici. Ben açıkçası çok beğendim ses kalitesini. Şöyle deneyelim. Ses seviyesi sadece %20'de, ama bunu sonuna kadar açtığım zaman komşularınız şikayete gelecektir. Açamazsınız. Şöyle ses seviyesi sadece %20'de. Kulaklık takmanızı öneriyorum. Müzik hani daha net sesi. Gerçek sesi alabilmek için kulaklık takmanızı öneriyorum. Bu şekilde ses seviyesi, dediğim gibi ses hoparlörü gerçekten çok güzel. Televizyonun görüntü yansıtma özelliği de çok iyi çalışıyor diyebilirim. Şöyle Huawei Honor telefonundan bir deneme yapalım. Şöyle gördüğünüz gibi telefonun ekranı televizyonda. Hani burada şöyle televizyona odaklama yapayım. Şöyle burada telefonda yaptığınız her şeyi televizyonda izleyebiliyorsunuz. Kumandanın power tuşuna bastığınız zaman telefonu uyku moduna alacaktır. Fakat basılı tuttuğunuz zaman şu şekilde komple kapatacaktır. Yani kullanmadığınız zaman bu şekilde komple kapatarak elektrik tasarruftan ve cihazın ömründen tasarruf etmiş olursunuz. Komple kapatıyoruz. Zaten kapanıp açılışları zaten Android cihaz gibi. Şimdi televizyonu yeniden başlatıyorum. Açılış logosundan sonra normal Android TV Boxlar gibi açılıyor. Yani Android cihaz gibi açılıyor. Bu arada Android sürümü 10 galiba. Sanıyorum Android 10 sürümünü kullanıyor. Evet, televizyon açıldı. Şimdi 4K video açalım YouTube'dan. Şöyle gördüğünüz gibi kenarlar beyaz, ortaya doğru daha siyahlaşıyor. Ama film izlerken bu kesinlikle rahatsız etmiyor. Hani öyle o kadar kötü bir olumsuz bir şey diyemeyeceğim. Evet, 4K videoyu başlattık. Zaten sol üst köşede HDR10 ibaresini gördük. Görüntüsü gerçekten muazzam. Yani görüntü kalitesi gerçekten süper. Renkler çok canlı. Şöyle ayarlardan
4K olduğundan emin olalım. Evet, şu anda zaten maksimum daymış görüntü kalitesi. Bu şekilde görüntü kalitesi gerçekten muazzam. 4K'yı 4K'nın hakkını veriyor. Yani 4K izlediğiniz zaman gerçekten keyif alacaksınız. Fakat ben şu an çekim 4K olarak çekim yapıyorum ama muhtemelen video render alırken 1080p olacak. Hani ben bu videoyu 4K'dan render yaparken 1080p'ye düşüreceğim muhtemelen. Yani siz izlediğiniz zaman gerçek 4K bile olmayacak bu. 1080p olarak izleyeceksiniz. Şimdi olumsuz bir şeyden bahsedeceğim. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar, televizyonun kenarları beyaz, ortası siyah. Bunun nedeni ise açık renklerde ekranın tam siyah olmaması. Renklerde, yani koyu renklerde, siyahlarda tam siyah olmaması. Bu hani telefonlarda IPS ekranla AMOLED ekran gibi bir şey. Filmlerde rahatsız edici bir şey değil. Sadece böyle geçişlerde siyah ekran, tamamen siyah ekranların olduğu yerde bunu fark edebiliyorsunuz. Yoksa filmlerde falan rahatsız etmiyor. Bu televizyon hakkında söylediğim şeyler bu şekilde. Şöyle ekranda gördüğünüz gibi kenarlar beyaz bir şekilde, hani biraz beyaz, ortaya doğru siyahlaşıyor. Bu OLED TV'lerde tamamen siyah oluyormuş. Yani öyleymiş ki zaten OLED ile QLED arasında fiyat farkı da bayağı var. Yani OLED, bu büyüklükte bir ekran için OLED'ler bunun iki katı fiyatında ve OLED'lerde Android TV görmedim ben. Yani OLED'lerde hiç Android TV görmedim. Smart TV var ama Android TV yok. Benim için Android olması gerekli. Çünkü Android benim için gerekli. Çünkü haricen bir Android TV Box'a ihtiyaç duymuyorum. Android yönü de yeterli diyebilirim. Hani bir telefon kadar performanslı değil de, işte hani burada istediğiniz platformu APK olarak da yükleyebilirsiniz. İstediğiniz işte ne bileyim Smart TV uygulamalarını falan indirebilirsiniz. Android, işte biliyorsunuz, işte Android istediğinizi indirebilirsiniz. Android'de bir sıkıntı yok ama telefon kadar performanslı değil tabii ki. Ama yeteri kadar iş görecek şekilde. Televizyonun arayüzü bu şekilde. Android kısmına bakalım. Şuradan ayarlardan Android kısmına gelelim. Bu arada televizyon açılırken Android cihaz gibi açılıyor. Yani televizyon değil de Android cihaz gibi açılıyor. Android sürümlerine falan bakalım. Şuradan işte daha detaylı ayrıntı için 2 GB RAM ve 16 GB hafızası var sanırım. Ama şu anda 10 GB gösteriyor. Bluetooth 4 versiyon, 4 plus. İşlemci ise 4 çekirdekli ARM Cortex A55 1300 MHz işlemcisi var. 4 çekirdek. Burada beni bir hayal kırıklığına uğratan şey ise Android'in sertifikasız olması benim çok ilgimi çekti. Ben de bunu az önce öğrendim. Şöyle, Android'in Google Play sertifikası olmadığını ben de yeni öğrendim. Hani bu, yani o kadar da önemli değil benim için ama merak edenler için veyahut da bilgi sahibi olmak için hani paylaşmam gerektiğini düşündüm. Şöyle ayarlardan şuradan hakkında yerine girdiğimiz zaman şuradan şöyle cihazın sertifikasız olduğunu gördüm. Ama bununla zaten hani öyle çok önemli banka işlemleri falan yapmayacağım zaten. Hani sizin için önemliyse ona göre değerlendirme yapabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar, bu videoda TCL 4K QLED 55C 721 modeli olan 139 santim bir televizyon incelemesi yaptım. Umarım faydalı, umarım güzel olmuştur. Aklıma gelen şeylerden bahsettim. Sorularınız varsa yorum kısmında paylaşabilirsiniz. Hani sorularınızı sorabilirsiniz. Televizyondan memnunum. Gerçekten hani beklediğimin üstünde bir kalitede diyebilirim. Hani beklentimin üstünde geldi. Fiyatı da gayet uygun. 500-600 ortalama 500-600-700 euro
civarında bir fiyatı var. Vallahi bilemiyorum. Aşağı yukarı öyle bir şey olsa gerek işte. Fiyatına göre gerçekten çok verimli diyebilirim. Görüntü kalitesi olsun, ses kalitesi olsun, işte Android arayüzü olsun. Benim hoşuma gitti. Ben beğendim şahsen. Hani ben bu televizyonu tanıtım için bir sponsor bir şey almadım hani. Tamamen sizin gibi araştırıp paramı verip aldım. Hani gerekli araştırmayı yaptım, aldım. Gayet de memnunum. Olumsuz yorumlarımdan zaten bahsettim ki zaten bir tane olumsuz yorum var. O da dediğim gibi şu kenar beyazlıkları siyah ekranda kenar beyazlıklarını görebiliyorsunuz. Bu da işte QLED olmasından kaynaklı. QLED'le OLED paneli olayına girersek çok mevzu uzar. Ama videonun başında QLED'le OLED arasındaki farkı söyledim ve QLED ile OLED arasında da neredeyse iki katı fark var diyebilirim. Hani 5-600 euro civarında böyle OLED televizyon görmedim. 800-900 eurodan başlıyor. Ama onlarda da dediğim gibi Android olmadığı için bu hem fiyat cazip geldi hem de Android arayüzü, Android dahili olduğu için bunu tercih ettim. Gayet de memnunum. Sorularınız varsa yorum kısmında paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz lütfen yorum yapmayı, videomu paylaşmayı, like atmayı lütfen esirgemeyin. Bu tür videoların devamı için de lütfen desteklemeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. İyi günler.